back some time I to talk about it. We facts. Appreciate it. This is a terrorist organization. We understand These your position. These are our objectives. We understand the position, ma'am. Thank you. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Batı basınındaki kara propagandaya karşı çıkan en önemli isimlerden biri. Özellikle de canlı bağlantılarla konuk olduğu haber bültenlerinde gerçekleri anlatmak için büyük çaba harcadı. Even today there have been attacks by this terrorist organization on our civilians. 8 civilians including a 9-month-old baby have died. But no, no. O harekatı savunup Batı ekranlarındaki ikiyüzlülüğü ortaya çıkarırken Mehmetçik sahada teröre karşı ilerliyordu. Sonunda Türkiye ve ABD Fırat'ın doğusu için bir anlaşmaya vardı. Terör örgütü PKK-YPG güvenli bölge sınırlarından çıkacak. Türkiye bu konudaki kararlılığını daha önce defalarca vurgulamıştı. Gülnur Aybet de vurgulayanlardan biriydi. Aybet, anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. İşte bu görüntüleri hatırlattı. Aralık 2018'de BBC'deki Hard Talk programına konuk olmuştu. Bakın ne demişti. Turkey has always stated very honestly and clearly from the start, this should not come as a surprise to you or anybody else, that we will not allow a terror corridor on our 900 kilometer border with Syria, ever. Spiker, ABD'nin Türkiye'nin müdahalesine müsaade etmeyeceğini ima ediyordu. I'm just telling you, the Pentagon in the last 24 hours has given a warning to Turkey saying it is gravely concerned. Because we are very determined that this is not going to happen. We're not going to have a terror corridor on our border. Now, the Americans can cooperate with us on that if they wish to. And if they don't? Well, I think they will eventually. Gerçekten de dediği oldu. Baştan beri operasyonu geciktirmeye çalışan, karşı çıkan, hatta tehdit eden Amerika sonunda Ankara'da masaya oturup anlaşma yaptı. Türkiye'nin baştan beri istediğini verdi. PKK-YPG terör örgütünün güvenli bölge sınırlarından çıkacağını taahhüt etti. Çünkü başka çaresi kalmadı.